Evet arkadaşlar, bugün Antalya'nın Kaş, Doğantaş, eskadıyla Yozgat olduğu yerdeyiz. Burada çok güzel el çizimleriyle, düşüncelerle Atatürk'e aşık bir insan var. Kendini tanıtacağız ve burayı tanıtacağız. Evet dayı, senin ismini alalım. Kimsin, sen nesin? Burası 34 nolu kapım evim. Bak, buradan başlıyor hane Somaklı Mahallesi'ne. Evet. Okuldaki yerimiz de bana yakın. Evet. Kendimize oluyor, köyümüze, yolumuza yapılıyor. Kim derler sana? Benim Muammer Göksu, Ali oğlu Muammer Göksu. Bunları sen mi yaptın burayı? 48 doğumluyum. Sen kendin tasarladın. Kendim yaptım burayı. Çizimlerin böyle tasarımlar senin kendin. Tasarım yani. Bütün yazım, kalemim kendime ait. Görsel bir şölen yapmışsın burada, çok güzel. Yani doğal köyde bir ev arkadaşlar. Kendince süslemiş etrafı. Ya yolun kenarına buzdolap koymuş, soğuk su içsin diye. Atatürk'ü çizmiş böyle kapısına. Çizimler yapmış böyle, posterler yapmış. Yani burada tuvalet yaptım diyor. Hayır tuvalet yaptım diyor. Ve hani her şeyi burada değerlendirmiş dayıcım. Eski insan, eski toprak diyelim biz bu insanlara. Bu insanlar yıpranmayan insanlar. Burada yine eski 52 Sport dediğimiz mobilet. Çok eskileri iyi bilirler. 85-90'lı yılların olmazsa zorlasa da biyonik olarak geçerdi. Planet şeklinde. Gerçekten dayı doğal yaşıyor burada. Mükemmel bir dayı. Dayı. Evet. Burada her şeyi yapmışım. Vallahi 10 numara yaşıyorsun köyde. Ben şu anda bir çocuk, okula giden çocuk bu yazılarımı öğrensinler. Evet. Kalıcı eser olsun diye yaptım. Ben 75 yaşında geldim. Ama çok çalıştım. Ama burası tapulu bir yer burayı. Baba tarlası da değil, toprağı da değil. Yol kenarında. Ama meradan çevirdim. Okulda 5. sınıftayken. Şimdi dayı kendi dünyasında, kendi hayaline yaşayan bir insan. Yani kimseye zarar olmadan atın. Sen darbuka da mı çalıyorsun? Aynen. Darbuka sanatçıyım ben. Yak canım, sen darbuka çalamazsın. Ula çal. Çalabilecek mi? Ula arkadaş, adam darbuka çalacak o. Çal bakalım ha. Ula Allah Allah. Kaç yaşında dedin sen? Efendim? Kaç yaşında dedin sen? 75 yaşında. 75 yaşında darbuka çalacak. Hah, çal bakalım. Mırkına da vur, vur diyenin çarkına vur, malına da vur, vur dünyanın çarkına vur. Ağlayan gülmedi mi, gözyaşı silmedi mi, rakı içenler öldü de. Vay arkadaş, adam 75 yaşında, bir iş çıkmaz bundan dedik. Adam darbukaya vuruyor. Vay koca. Vallahi iş var. Maşallah var senin ya. Gün yaptım ben, parmaklarım benim kanama yaptı. Benim bir kandan geçti. Lan bu yaşta maşallah, ben senin yaşına da yaşasam vallahi yeter bana. Buna. Uzun uzun kamışlar. Kamış. Bilir uyanma. Ben bilir uyanmam. Benim gönlüm sende. Benim gönlüm sendedir yaman. Bana baksa bir süre benden, vay Allah Allah, dur o kadar. Benim gönlüm deme, vay Allah Allah. Ben kameraya. Evet arkadaşlar, 75 yaşında da. Ya şimdi düğünleri çok adama everdim. Parasız düğün yaptım, arkadaşlarıma everdim. Orkum var, apırlarım var, sattım. 87 yılında ameliyat oldum. Sattım. Mide ameliyatı iki sefer. Şimdi rahatım güzel. Yoldan geçen misafirlerime
dinlenme tesisi yazdım buraya. Ya o kadar soğuk suyumu da içsin adam. Dinlensin, yemeği de yer. Para da istemiyorum. Dağcılarım da geliyor buraya. Ha, maşallah. Dağcılarım da geliyor. Jandarmam da geliyor. Ha. Bugün çağırırlar beni okulun yanına. Dayı, ömrün uzun olsun. Ömrün uzun olsun. Allah razı olsun sizden. Cümlemizden. Allah kimseye de hastalık vermesin. Amin. Cümlemizin sıhhatinin Türkiye Cumhuriyeti toprağının altında yaşamak istiyorum. Maşallah. Rahatça yaşamak istiyorum. Doktorlarıma el kaldıranların beyni yoktur, yukadır. El kaldırmayın doktorlara. Ben bunlardan çok üzgünüm. Benim doktor bu hale getirdi şu anda. 34 torba kan yedim. Tıp fakültesinde, Antalya. Ha, şimdi TT'yim. Eline koluna sağlık, teşekkür ederiz. Sağ olun, Allah razı olsun.